Ben Gözde Yörükoğlu Ersu. Turkcell Platinum Bilek katkılarıyla gerçekleşen Alem Talks Podcast'a hoş geldiniz. Merhabalar Acı, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Gözde. Nasılsın, ne var ne yok? İyiyim, çok teşekkür ederim. Seninle değişik bir platformda buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Evet, artık bu pandemi sürecinde böyle oluyor. Aynen. Bütün alışkanlıklarımız değişti. Bizlerle olduğun için teşekkür ediyoruz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Bir heyecandan başlamak istiyorum konuya. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğunuz. Ne kadar fanatik olduğunu biliyorum. Evet, valla çifte şampiyonluk oldu. Hem lig şampiyonluğu hem kupayı aldı Beşiktaş. Gerçekten. Aynen. Üst üste de gelince çok sevinçli bir 3-4 gün yaşadık. İnşallah nice başarılarına diyelim Beşiktaş'ın, inşallah seneye de ondan sonraki senelerde böyle devam eder. Nice başarılar. Bu zorlu günlerde diyelim, kapanma sürecinde, pandemi sürecinde gerçekten bizi mutlu eden, heyecan heyecanımıza heyecan katan günler yaşattılar. O yüzden çok mutluyuz. Güzel, ne mutlu. Seni kutlamak istedim. Sağ ol. Ailecek fanatiksiniz herhalde, değil mi? Arzu Hanım hep bahseder. Oradan daha iyi biliyorum galiba. Evet, kardeşlerim hatta benden daha fanatikler aslında. Babam da, yani hepimiz Beşiktaşlıyız. Güzel bir takım ruhu yakaladı Beşiktaş. Biz de izlerken çok keyif alıyoruz. İnşallah seneye de böyle devam eder. Böyle daha önce de üst üste yaşadık şampiyonluklar. Onlar hakikaten keyifli oluyor. İnşallah devam eder diyelim böyle. İnşallah. Hacı, seninle bu Alem Podcast yayınımızda daha önce konuşmadığımız bazı şeyler de konuşalım istedim. İş hayatınla ilgili çok konuşmadık seninle daha önce. TAFS'ta okudun biliyorum, ekonomi üzerine. Bu süreçleri biraz dinleyelim mi senden? Tabii, ben liseyi burada İstanbul'da okuduktan sonra üniversitede Tufts University kazandım Boston'da. 4 sene kadar orada okudum. Yazı okullarından birisi kazanmak da çok zor biliyorum. Evet. Böyle gayet kolaymış gibi hemen geçiyorsun tabii ama o günleri unuttum yok, belki de. Evet, yani bayağı zorluydu hakikaten, kazanması zor bir okuldu. Çok güzel bir okuldu. Çok güzel anılarım var. Çok, yani kampüs hayatı olan bir okul. Kampüsünü gezmiştim. Gerçekten büyüleyici bir kampüsü var. Çok yeşillikler içinde. Ben çok güzel bir 4 seneydi, öyle hatırlıyorum. Ekonomi okudum ben. O alana zaten meraklıydım. Bir de sanat tarihi dersleri aldım o yıllarda. Sanatta olan merakım da aslında o yıllarda o dersleri almamla başladı. Yani merakım olduğundan asla dersi almamıştım ama o dersleri aldıktan sonra merakım oldu diyebiliriz. Yani ondan sonra da üniversite bittikten sonra da o sırada bir sürede 1,5 sene kadar master yaptım. Master programına katıldım master İngiltere'de. Denizcilik ve finans üzerineydi o da. City University'de, Cass Business School'da. Ondan sonra da çalışmaya başladım. Sene 2010'du, demek ki 12 sene olmuş. Zaman su gibi akıp gitti. Evet, hızlı geçiyor. İş hayatında başarılı olmanın sırrı nedir diye sorsak zor bir soru mu olur? Vallahi çok çalışmak, düzenli çalışmak. Yani bunlar ilk aklıma gelenler. Sonuçta yani başarı ve başarısızlık kriterleri insandan insana veya olduğunuz, yani toplumdan topluma da değişebiliyor. Ama düzenli çalışmak ve çok çalışmak başarıya ulaşmanın önceliklerinden diyebilirim. Başarı demişken Türkiye'nin en kıymetli iş adamlarından kıymetli merhum dedenin adını da taşıyorsun, soyadını. Bu nasıl bir duygu hacı? Benim için hep gurur kaynağı oldu. Hem dedenin adını taşıyor olmak hem de böyle bir kıymetli bir soyada sahip olmak.
Bunlar benim için hep gurur kaynağı oldu. Bu topraktan kazandığını tekrar bu toprağa, bu ülkeye veren bir ailenin mensubuyum. Bu da ayrı bir gurur kaynağı benim için. O yüzden ben hep özellikle dedemin adını taşımaktan dolayı çok onore oldum. Hep gurur duydum ve o isme de layık olmaya çalıştım. Ayrı o, bir sorumluluk da veriyor insana, değil mi? Yani ailemi büyütürken, yani aile terbiyesiyle belli sorumlulukları aşılayarak büyütüyor. O yüzden evet, bir sorumluluk sahibi oluyor insan gerçekten. Evet. Peki bizim seninle bir araya gelişlerimizin en büyük kaynağı bugüne kadar hep sanat oldu. Sanat buluşturdu bizi. Çok keyifli işler, çok keyifli çekimler, projeler yaptık. Ailem Art Weekend'de de bize co-küratörlük yapmışsın. Biraz sanattan, sanata olan ilginden bahsetmek istiyorum. Tufts'ta sanat tarihi dersleriyle başladı dedin. Çağdaş sanata eğiliminde orada mı başladı? Aslında evet. Ya ilk şöyle başladı. Üniversiteye hazırlanırken üniversiteyi kazanabilmek için kriterlerden biri de okul dışı yapılan aktivitelerdi. Onları da görmek istiyordu okullar. Ben de çok o lise yıllarımda sosyal biri değildim diyebilirim. Yani çok fazla aktivitem veya yaptığım bir spor branşı da yoktu. O zamanlar aktivite yapabilmek için Sakıp Sabancı Müzesi de yeni kurulmuştu. Orada okul sonrası çalışmaya başladım. Ya çalışmak derken okul çıkışı 2 saat 3 saat gidiyordum ve orada hatları tercüme eden bir hoca vardı. Onun tercümelerini ben bilgisayara geçiriyordum açıkçası notlarını. Her gün böyle müzeye gide gide aslında ilk orada başladı. Yani müzeye gittikçe merakımdan, ya bu neymiş tabloları izledikçe ilk merakım öyle başladı. Sonra üniversiteye gittiğimde yani alınması gereken ders kategorilerinden birinde sanat tarihi de vardı. Ya bir alayım dedim ve çok sevdim. O zamanlar ilk Rönesans dönemi tarihi dersleri vardı. Yani onları da çok sevdim. Ondan sonra da okul bittikten sonra Türkiye'ye dönünce annemle babamın başlattığı bir çağdaş sanat koleksiyonu vardı. Onunla ilgilenmeye... Evet, Arzu Ömer Sabancı koleksiyonu. Onunla ilgilenmeye ve başlayınca bu sefer çağdaş sanatta daha fazla ilgim olmaya başladı. Yani aslında İstanbul'a dönene kadar, yani üniversite yıllarında aslında çok çağdaş sanata değil, daha çok modern sanata bir ilgim vardı. Daha sonra annemle babamın başlattığı koleksiyonu ilgilenmeye başlayınca biraz daha çağdaş sanata doğru kaydı diye. Peki senin koleksiyonunu Arzu Ömer Sabancı koleksiyonundan ayıran hani benim bir yorumum var ama kendimce, sence nedir? Ya aslında onları ben bir koleksiyon gibi düşünüyorum. Oraya ekliyorum ben. Yani aslında görüş, yani özellikle... Çağdaşlarından toplamayı seviyorsun sanki. Evet, evet, evet. Aynen. Yani biz zaten annemle babamın adını verdiğimiz koleksiyondakiler tamamen çağdaş eserlerden oluşan bir koleksiyon. Yani onların ayrıca bir modern tabloları da var ama onu biz bu koleksiyonun içinde onu ayrı değerlendiriyoruz. Ben de yani şimdi o günlerden sonra hep böyle büyüyerek devam etti diyelim. Yani artarak devam etti. Ondan sonra işte çağdaş sanat sergilerine, galerilerine gezmeye başladım. Müzelerini gezmeye başladım. Bu da insanın ruhuna iyi gelen bir şey. Böyle günde belli bir vakit ayırabilmek, ben yarım saat veya 45 dakika ayırıyorum bazen, o bile iyi geliyor. Yani dergi okumak,
internetten mesela Madrid'deki bir serginin haberini okumak. Yani bunlar bile insana okurken şöyle kafayı dağıtmak gibi oluyor gün içinde. Özel ilgi alanın ve kendini rahatlattığın hobin diyebiliriz yani sanat için. Evet, aynen öyle. Peki bildiğim kadarıyla alımlarını kendin yapıyorsun. Bir danışmanla ilerlemiyorsun değil mi? Yo, var aslında. Yani mutlaka ya kendim de yapıyorum. Bir de danışmadan da alıyorum ama danıştığım oluyor şöyle. Eserden esere değişiyor. Yani bazı sanatçıların yani takibini çok iyi yapan galeriler var veya danışmanlar var. Onlar daha iyi biliyor. Onlara danışmadan almıyorum. Yani bu sonuçta ne kadar takip edip okuyorum, biliyorum desen de bilebiliyorsun. Bu benim biraz önce de konuştuğumuz gibi biraz daha hobi, tutku olarak devam eden bir şey. Kesinlikle bir ihtisasım yok burada veya iş olarak yapmıyorum. O yüzden bilgim aslında sınırlı. O yüzden danışmak gerekiyor. Emin olmak için veya onların fikirlerini, yani başkalarının fikirlerini alıyorum her zaman. Ama kimseye sormadan aldığımda oluyor tabii. Peki eseri görünce böyle tutkuyla bağlanıp ondan sonra devam edenlerden misin? Çünkü her koleksiyonerin eser toplarken farklı bir hikayesi oluyor. Evet, okuyorum. Herkesin kendine göre farklı bir alım şekli veya eserlere, koleksiyona bağlanış şekli var. Bilmiyorum, bende ikisi de oldu. Yani hemen gördüğüm anda ama mutlaka almam gerekiyor dediğim de oldu ve aldım da. Veya ben biraz düşüneyim, bir üzerine yatayım veya birilerine sorayım, danışayım. Veya şimdi almayayım, ileride tekrar bakayım gibi. Öyle de çok yapıyorum. O şu an bana daha doğru geliyor. Yani ama öbüründe ama yani herkese saygım var. Sonuçta beğendiği bir şeyi imkanları çerçevesi, imkanları içindeyse de kaçırmamak için onun da yani oturup yanlış diyemem öyle bir şeye. Yani sonuçta insan kendi zevki için alıyor. Peki izlediğin, evinde konumladığın ve izlediğin bir eserin sanatçısıyla dostluk kurmak senin için önemli mi? Bence önemli. Ben çok benim hoşuma gidiyor. Hepsi ya benim çok değerli hem hocalarla, büyük sanatçılarla hem genç sanatçı arkadaşlarla tanıştım. Ben sohbet etmekten, onları tanımaktan, fikirlerinden keyif alıyorum. O hem o ayrı keyif veriyor hem de dediğin gibi tanıdıktan sonra hele bir de sevdiysen, değer verdiysen o kişiye eserini izlemek bence daha da mutlu ediyor insanı. Ha şey de olabilir yani tanıyıp sevmeyebilirsin ama o da bir eseri senin için daha az sevmene sebep olmaz bence. Ama tanıyıp da kişiyi seversen sanatçıyı, o artı bir değer olur bence. Ya o zaman muazzam bir zevk haline geliyor. Evet, aynen öyle. Belki eserin hikayesini de dinliyorsun sevdiğin. O zaten aynen. Asıl o daha önemli bence. Yani eserin arkasındaki fikir, onu yaparkenki düşünceleri, haleti ruhiyesi. Yani onları dinlemek tabii ki aynen. O zaman daha derine inmiş oluyorsun. O daha da iyi oluyor. Peki şey var mı? Bu zor bir soru soracağım. Belki söylemek istersin, belki istemezsin. Yani özellikle koleksiyonda yer tutan ve daha çok eserini aldığın, biriktirdiğin sanatçılar var mı? Var tabii. Yani yani 6'şer 7'şer tane. Evet. Olan var, var. Yani yani çok ya aslında isimli, yani çok gerçekten kendilerini de hem çok takdir ediyorum hem çok seviyorum. Yani bir Seçkin Primi, Ahmet Güneş Tekin, ya bunlar mesela
Evet, hem sayıca koleksiyonlu eserleri falan hem de kendilerini tanımış olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Çok başarılılar. Sadece Türkiye çapında değil, Dünya dünya çapında çapında artık hem Türkiye'yi tanıtıyorlar. Hakikaten şeye gidince görüyorsunuz yani yabancı sanat fuarlarında, sergilerinde eserlerine rastlıyorsunuz. Ya bu aklıma gelen iki tamam böyle başka da sayıca evet koleksiyonun içinde fazla olan ama bu gerçekten ben eserlerini çok beğen ya ben Ahmet'le çok sonra tanıştım eserlerini aldıktan çok sonra Seçkin'le de keza öyle yani annemin babamın tanışıklığı vardı ilk eser aldığımızda ben kendisiyle de sonradan tanıştım yani. Hakikaten eserlerini çok beğendiğim için aldım sanatçılar. Ama Sonra da tanımaktan çok keyif aldım. galiba Sanatçılar. ikisi de o kadar hoş sohbet ki benim için de öyleler. Evet. Tanıştıktan sonra da daha da derinleşiyor zaten herhalde bu konuyla ilgili Aynen. duygular insanda. Aynen, kesinlikle. Online satın alma ve online müzayede takibi yapıyor musun? Yapıyorum. Hele ya ben pandemi aslında Pandemi de çok etkiler, değil mi? pandemiden önce başlamıştı. Özellikle Türkiye'de online müzayede pandemi sürecinde daha da gelişti. Çok da güzel, yani özellikle Artam'ınkini çok takip ediyorum. Çok da Artan bence çok geniş güzel. şeyler Yani hem getiriyor. geniş hem profesyonel hem de çok kolay. Yani sistem kolay Evet. bakması, takip etmesi. Evet takip ediyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Güzel oluyor yani. Valla kitapçık karıştırmaktansa aşağı doğru scroll down etmek bilgisayarda çok daha rahatıma geliyor açıkçası. Ve inanılmaz heyecanlı oluyor bana kalırsa online müzayede takip etmek. Evet biraz daha heyecanlı oluyor. Yani saniyeleri Evet. sayıyorsun. Evet biraz daha heyecanlı oluyor. Ona Takip katılıyorum. ettiğin esere gelene kadar ve bekliyorsun onun ayrı bir heyecanı. Evet evet aynen. Alarm kuruyorsun falan. Aynen. Öbür türlü eskiden telefon bekliyordun. Şimdi alarm kuruyorsun, hemen giriyorsun. Şeye gerek yok yani. Tabii Eskiden alarm. şey olurdu, telefon geliyor, bazı eserler uzun süren, o zaman senin beklediğin lotun sırası da tabii sarkıyor. Allah Allah 15 dakika oldu, yarım saat oldu, niye aramadılar beni, unuttular mı acaba gibi şeyler, düşünceler olurdu. Şimdi onlar kalmadı yani. Koleksiyonuna en son hangi işi ekledin acaba? Koleksiyona en son hangi işi ekledim? Valla yabancı bir sanatçının eserini aldım en son. Jakintomoros diye. En son onu ekledim. Güzel seyirler, güzel izlemeler dilerim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bir online müzayedelerden bahsetmişken sosyal medyada hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu. Sen de paylaşımlarınla çok gündeme geliyorsun ve ilginç yorumlar da geliyor. Okuyor musun yorumlara, ilgilenir misin yorumlarla? Eskiden daha çok okuyordum diyelim. Yani artık çok bakmıyorum. Bazen yorumlara kapadığım da oluyor. Artık çok bakmıyorum. Ama eskiden daha okuyup ben de espri yapıyordum onun üzerine ama artık çok bakmıyorum yorumlara açık söylemek gerekirse. Eskisi kadar paylaşım da yapmıyorum ama ya şey daha çok kullanıyorum bu ara açık söylemek gerekirse Twitter'ı ama haber okumak için kullanıyorum. Bayağı geçenlerde şeye baktım bu telefonda hangi app'i yüzde kaç kullandığın gözüküyor ya. Evet. Twitter bayağı yukarıda yani. Twitter Bende. gündemden dolayı Twitter öne geçmiş. Evet biraz öyle oldu. Biraz daha haber takibi gibi galiba. Aynen öyle, aynen öyle. Bana şey gibi de geliyor, sosyal medyayı kullanma şeklimiz, kendi hayatımızdaki alışkanlıklarımız da galiba gün geçtikçe değişiyor, evriliyor, şekil değiştiriyor. Benim hayatımda Tabii. oldu galiba, bir şekilde değişiyor. Tabii, aynen öyle. Yani yeni aplikasyonlar çıkıyor.
Ya bir ara mesela hayatımıza Snapchat diye bir app girmişti. Biz artık kullanmıyoruz ama mesela Amerika'da çok kullanılan bir app. Yani gençlerin çok kullandığı. İnanılmaz Ama kullanılıyor. mesela biz Türkiye'de bilmiyoruz. Instagram hala bir ön plan. Evet, öyle. Clubhouse'a peki takılıyor musun? Öyle sorayım. Arada giriyorum vallahi ama ya şöyle ben erken kalkıyorum. Hakikaten işlerim yoğun oluyor. Spor yapıyorum gün içinde. Yani akşamları biraz yorgun oluyorum. Yani aslında televizyon izleyeceğim dizi izleyeceğim hemen Clubhouse'da güzel bir odaya girip iyi bilgiler edinebilsem benim için daha faydalı olur belki ama o saatte biraz da dizimizi izleyerek öldürüyorum diyelim. O yüzden çok şu anda girmiyorum Clubhouse'a. Çok ama ara ara vaktim olursa boş vaktim. Pandemi galiba o anlamda da alışkanlıklarımızı değiştirdi değil mi Hacı? Yani pandemi öncesinde belki akşam vaktinde hani hangi davete gideceğim, kimle buluşacağız diye yoğun bir programım vardı. Şimdi daha evde kendi kendimize sevdiklerimiz de oluyoruz. Evet yani ben ama eskiden de hafta içi zaten çok bir şey yapmazdım ama Evet. aynen yani hafta sonu hangi arkadaşlarımla ne yapsam nerede Arkadaşlar buluşsam oluyor. evet yani o sosyallik durumu bitti. Ama inşallah geri gelecek yani ben inanıyorum. Yazın açık havayla beraber sonra da aşılamayla inşallah eski Asıl haline. aşılamayla olacak olursa yani açık hava tabii ki azaltıyordur da asıl normale dönmek anca aşılamayla olacak gibi Evet. gözüküyor. Olacak yani bizde biraz geç oluyor ama inşallah bizde de olacak. Umuyorum ki. Yani. Bu arada tebrik ediyoruz Nazlı'yla güzel bir yolculuğa doğru adım attınız. Zaten şahane bir çiftsiniz. Her zaman çok sevdiğim bir çiftsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl gidiyor hazırlıklar evlilik yolunda? İyi çok şükür. Devam ediyor. Tabii şeyleri bekliyoruz. Yani şimdi hayat normalleşmeye başlarsa inşallah biz de bir takım planlar yapıyoruz. Bilinmez, Ama değil mi? evet. Ya hakikaten bir önümüzde bilinmez bir süreç var. Ama bu yani biz her halükarda bu yola devam ediyoruz. Ha, yani o düşündüğümüz tarihte bir şey yapamayacak olursak o zaman kendi içimizde Zaten ufak bir şeyle. Ama yani bekleyip göreceğiz süreci. Kıymetli olan da bu yani bu güzel birlikteliğe böyle bir karar vermiş olmanız. Onun Evet. uzamasının nasıl olacağı şekli artık Aynen öyle. bir Yani güzel evet bir o anı olarak kalacak bir eminim ki nasıl evet. olursa olsun. Kıymetli olan Kesinlikle. mutluluğunuz, mutlulukla katlansın inşallah. İnşallah, inşallah hepimiz de öyle olsun. Nasıl bir ailen olsun istersin? Böyle bir hayalin var mı yoksa akışına mı bırakıyorsun her şeyi? Hayır, akışına bırakmıyorum. Bırakmıyorsun. Hayır, ben şöyle annem, babam, kardeşlerim mutlu bir aile içinde büyüdüm. Ne güzel. Geniş bir aile içinde büyüdüm ve bunun ben ve kardeşlerimdeki pozitif etkisini hakikaten saymakla bitmez herhalde. O yüzden ben de öyle güzel, geniş bir ailem olsun istiyorum. O yüzden tabii ki her şey kısmet, nasip işi. Allah bilir, Allah'ın takdiri diyelim. Hayır, planlıyorum derken ama Hayal ediyoruz. hayalimde o var diyelim. Ne güzel, ne güzel hayallerim var. İnşallah hepsi gerçek olur. Evet. İnşallah, inşallah. Çok sağ Bizlerle olduğun için çok çok teşekkür olun. ederiz hacı. Çok Ben keyifli teşekkür ediyorum. Çok bir keyifli bir sohbetti. sohbetti. Görüşmek Umarım yakında üzere. Çok keyifli. görüşürüz yeniden. Hoşça kal. Sağ ol. İyi çağlar. Görüşürüz. Sevgiler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Türkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleşen Alem Talks Podcast'a katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.